Sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Ee, öğretim Yöntem Teknikleri dersiyle ilgili soru çözümümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü soru çözümümüzde geçen hafta cevabını söylemeyi unuttuğum bir soruyla başlayacağız. Ardından ise arkadaşlar söz verdiğim gibi Kolb ile ilgili soru çözüp onun mantığını anlatmaya çalışacağım. Yine farklı yöntem, teknik ya da Kur'an ve modellerden de bahsedeceğimiz e, soru çözümü olacak. Her zaman olduğu gibi renkli kalemlerinizi hazırlayın. Bol notlu bol arkadaşlar e, sorulu baktığımızda bir durumumuz olacak. Selçuk Hocam da burada. Selçuk Doğan Hocama da selamlar, e, saygılar. Kendisi çok değerli bir akademisyen hocamız. Yurt dışında şu an ikamet etmekte, görev yapmakta. Eğitimde teknoloji üzerine kitabı var, yazıları da var. Kesinlikle takip edin Selçuk Doğan Hocamı. E, ona da buradan selamlarımı iletmiş olayım. Arkadaşlarım, e, yavaş yavaş toplandınız. Ben yorumları yavaş yavaş kapatayım. Her cuma yaptığımız gibi şu soru çözümümüzde gelin birlikte sorulara nasıl bakmalıyız? Bunun mantığını bir tekrar tekrar anlamaya çalışalım. Ben yine bu soru çözümüne yeni katılan arkadaşlara da söyleyeyim arkadaşlarım. Geçen hafta cevabını vermediğim bir soruyla başlıyorum. Bu akvaryumdur, rulmandır. Onlarla arkadaşlar bir başlamış olayım. Yorum kısmını kapattım. Soru çözümüyle haydi bir devam edelim. Hepinize kolaylıklar diliyorum bol notlu bir soru çözümü yapalım yine. Şimdi sevgili arkadaşlar geçen hafta bu soruda kalmıştık aslında ben bu soruda size çok önemli kavramların ayrımını anlatmıştım yani rulman nedir, konuşma halkası nedir, akvaryum nedir, bunların farkları nelerdir? Hatta hatırlayın tam öğrenmede akran öğretimi var mı yok mu ondan bile bahsetmişim ama. En önemli şeyi unutmuşum. Yorumlarda ve DM'den mesajlarda gördüm. Hocam bu sorunun cevabı ne? Hocam bu sorunun cevabı ne diye. Aslında cevap belli. Akvaryum çünkü mantık olarak soruya dönersek bu soruyu çözeyim diğerlerine öyle geçmiş olayım. Bir öğretmen öğrencilerinin derse etkin katılımını sağlamak amacıyla 20 kişilik sınıfı 7 ve 13 kişilik iki gruba ayırır. Öğretmen 7 kişilik gruba bir problem durumu verir ve bunun üzerine çalışmalarını tamamlanınca da daire şeklinde sınıfın ortasında oturmalarını ister. Aslında anahtar burada geliyor. Çocukların öğretmen daire şeklinde oturmalarını istedi. Geri kalan geri kalan 13 kişilik gruba da bu grubun etrafını saracak şekilde oturmalarını istedi. Zaten akvaryumun temel mantığı bir akvaryum gibi kişileri onun içerisinde almak ve orada çevrelemektir. 7 kişilik grup konuyla ilgili düşüncelerini açıklarken diğer grupta konuya ilişkin sorular sorar ve yorumlar yapar. Tartışma sonuca bağlanınca etkinlik sonlandırılır demiş. Zaten geçen hafta hatırlayın size ne demiştim? Akvaryumun İki uygulama şekli vardır. Ya tartışma yapacak grup çemberi kurar. Ortada bir tane sandalye bulundurur. Tartışma esnasında bunlar tartışırken özel olarak yorumunu, fikrini söylemek isteyen gönüllülük esasına bağlı olarak sandalyeye gidip yorumunu, fikrini söyler. Gelen sorulara da baktığınızda cevaplar demiştik. Hatta bu yorumunu, fikrini söylerken bunlar karışamıyordu. Eleştiri, yorum, yönlendirme yoktu. Sonra soru cevap yapabiliyorlardı. Hatırlayın bunda da Tartışacak grup tam ortadaydı. Tartışma ortadaki grupta gerçekleşirken dışarıdakiler buranın verdiği izinle soru sorabiliyorlardı. Ve gönüllülük esasına bağlı olarak yer değiştirebiliyorlardı. Zaten buradan anlatan temelde bu hikaye. Rulmanda ise mantık neydi? Hatırlayın bu demir bilyalılardan geliyordu ismi. İçtekiler dışa dönüktü, dıştakiler içe dönüktü. Tartışmayı karşılıklı yapıyorlardı. Zamanla bunlar yer değiştirip eş değiştiriyordu. Bu şekilde gerçekleşiyordu. O yüzden bunu anlatmıştım tek tek. Hatta konuşma halkasıyla bunların uzaktan yakından alakası yok demiştim. Bundan da bahsetmiştim. Bu soruyu unutmuşum cevaplamayı. En azından araya sıkıştırmış olalım. Gelelim asıl işimize. Sevgili öğretmenlerim malum öğretim yöntem tekniklerinde her yıl soru gelen başlıklardan biri kolptür. Kolbi çok sever ÖSYM'nin soru yazarları ve Kolbi siz biliyorsunuz ki sıkça da duymuşsunuzdur. Bizim karşımıza öğrenme stilleriyle gelir. Çünkü arkadaşlar öncelikle şunu bilmenizi isterim. Aynı aynı Gagne gibi Kolp de ismiyle sorulan kuramcılardan biridir. Mesela ÖSYM Gagne'yi soruyorsa Gagne'ye göre diye sorar. Çıkmış sorularda göreceksin. Kolbü de kolbe girer diye sorar ki şunu bilirsin bilmen gerekiyor kolp yaşantı temelli öğrenme modeli ya da diğer adıyla yaşantısal öğrenme modelini ortaya atan kişidir. Bunun modeli öğrenmenin en etkili yaşamla iç içe ve deneyimle olacağını iddia eden bir model. Fakat soru bunun modelinden ziyade yani bize yaşantı temelli öğretim modelini sormaktan ziyade Kolb'ün ortaya attığı neyi soruyorlar? öğrenme stillerini. Bakın mantık şu şekilde. Ayrımını ve mantığını soruya nasıl bakman gerektiğini önce anlatayım. Sonra soruya dönüş yapacağım. Arkadaşlarım Kolb şöyle bir iddia ile ortaya çıkıyor. Bu adam diyor ki insanların karşılaşmış oldukları herhangi bir öğrenme sürecinde o kişinin öğrenme sürecinde bilgiyi bilgiyi alma biçimi vardır. Bir de insanların öğrenme sürecinde karşılaşmış oldukları bir bilgiyi arkadaşlar uygulama yani kullanma biçimleri vardır. Eğer der Kolp sen insanın bilgiyi alma biçimiyle bilgiyi uygulama biçimini kesiştirirsen aslında o kişinin öğrenme stili ortaya çıkar der. Hatta bu iddiasını şöyle devam ettirir. Der ki Kolp insanlar bilgiyi iki şekilde alabilir. Bazı insanlar bilgiyi alırken Kolbe göre arkadaşlar somut yaşantı ile bilgiyi alır. Bazı kişiler Kolbe göre sevgili arkadaşlar bilgiyi alırken soyut kavramsallaştırma ile alır. Bu ikisi Kolbe göre insanların bilgiyi alma biçimidir. Kolbe göre bir de insanların bilgiyi uygulama biçimi vardır. Kol der ki insanlar almış oldukları herhangi bir bilgiyi aktif yaşantıyla da uygulayabilir ya da insanlar almış oldukları bir bilgiyi yansıtıcı gözlem ile de uygulayabilir. Bu ikisi de kolbe göre insanların bilgiyi sevgili arkadaşlar uygulama biçimidir. İşte bu adamın iddiası şudur. Sizler der bir kişinin bilgiyi alma biçimi ile bilgiyi uygulama biçimini kesiştirirseniz o kişinin öğrenme stilini görürsün. Mesela sen bunu ne olarak duydun? Bazı insanların öğrenme stilini sen yerleştiren olarak duydun. Bazı insanların öğrenme stilini sen baktığında değiştiren olarak duydun. Bazı insanların öğrenme stilini sen sorularda ayrıştıran olarak duydun. Bazı insanların da öğrenme stilini özüm seyen olarak duydun. Bunlar da işte kolbe göre insanların bilgiyi alma biçimi ile bilgiyi uygulama biçimini kesiştirdiğimizde görebileceğimiz öğrenme stilleridir. Soruda da zaten adam size Bunlardan birini anlatıyor ve senin aslında bunlardan birini yakalayarak o kişinin öğrenme stilini belirlemeni istiyor. En büyük hatanız ne? Çalıştığınız Birazdan da çizeceğim. Meşhur bir koordinat düzlemi var. Ona göre düşünüyorsunuz ama aynı anda hepsini düşünüyorsunuz. Bakın sorularda ki yayınlar için söylemiyorum. ÖSM'nin sorularında hiç hata yapmayacağın sana bir metot öğreteyim. Kafan karışsın istemiyorsan. Mesela soru kolp sorusu mu? Kolp sorusunu gördüğün an malum ÖSM diyor ya kolbe göre diyor. Sen diyeceksin ki kulp sorusunu gördüğümde benim olaya önce iki adımla yaklaşmam lazım. Bak iki adım. Öncelikle diyeceksin ki insanların bilgiyi alma biçimi vardır. Önce buna bakacaksın. Bak dördün aynı anda düşünmek yok. Önce kişi bilgiyi nasıl alıyor onu inceleyeceksin. Mesela soruyu dikkatlice okuyacaksın. Dördünü düşünmek yok. Kafanda şu olacak önce. Bana anlatılan kişi bilgiyi alırken somut yaşantıyı mı kullanıyor? Bana anlatılan kişi bilgiyi alırken soyut kavramsallaştırmayı mı kullanıyor? Önce buna bakacaksın. Bu bizim birinci adımımızdır. Önce kişinin bilgiyi alma biçimine bakılır. Peki bunlar nelerdir? Mesela eğer okuduğun bir hikayede sevgili arkadaşım sana anlatılan kişi öğrenme sürecinde ben dokunmak isterim. Ben öğrenme sürecinde hissetmek isterim. Benim öğrenme sürecinde dokunmam ve hissetmem önemli olduğu için bana materyal ile bir şeyleri öğret ya da öğreteceksen bana etkinlik yaptır. Çünkü benim dokunmam, hissetmem gerekiyor diyorsa ya da sana anlatılan kişi öğrenme sürecinde bireysel çalışmadan ziyade grupla çalışmayı seviyorsa, yani bir başkasıyla işbirliğiyle çalıştığında daha kolay öğrendiğini ifade ediyorsa sana anlatılan kişi o kişi öğrenmede bilgiyi somut yaşantıyla alan kişidir. Somut yaşantıyla bilgiyi alan insanlar dokunarak öğrenir. Onlar için hissetmek önemlidir. Onlar için materyalle öğrenmek, bir etkinlik üzerinden öğrenmek, hatta grup çalışmasıyla, grupla öğrenmek daha etkilidir. Birileriyle etkileşim halinde öğrenmeyi seven insanlardan bahseder. Hatta gördüğünde şaşırma, somut yaşantıyla bilgiyi alan insanlar bilgiye sezgileriyle yaklaşan sezgileri güçlü insanlardır. Bak sana bunu anlatabilir. Soruda önce buna bakacaksın. Burada mı? Burada mı? Kafanı karıştırmak istemiyorsan bunun tam zıttı bilgiyi soyut kavramsallaştırmayla alan kişilerdir. Mesela okuduğun hikayede sana anlatılan kişi ben öğrenme sürecinde kendim o olay üzerine biraz düşünmeliyim. Benim o olay üzerine okuma yapmam gerekiyor. Benim o olay üzerine kendimin bir süre mantık yürütmem gerekiyor. Benim o konuyla ilgili kendimin kendimin araştırma yapması gerekiyor. Benim o konuya daha çok başkalarıyla değil, bireysel çalışmam gerekiyor. Ha, öğretmenden destek alabilir mi? Alabilir. İşbirlikli öğrenme yapmam. Ben bireysel çalışarak öğrenmeyi severim diyorsa ya da bir kişi sana anlatılan bir kişi öğrenirken ben nasıl öğrenmeliyim? Ya da öğrenirken ben neden öğrenmeliyim sorusunu soruyorsa o kişi bilgiyi soyut kavramsallaştırmayla alıyordur. Bak kafanı karıştırmak istemiyorsan dördünü aynı anda düşünme. Önce bu ikisine odaklan. Soruda anlatılan kişi bilgiyi nasıl alıyor? Bilgiyi alırken dokunmak isteyen, hissetmek isteyen, materyalle etkinlikle çalışmak isteyen, işbirlikli öğrenmeliyim, grup çalışması bende daha etkili oluyor diyen kişi buradadır. Ama ben kendim o konu üzerine düşünmeliyim okumalar yapmalıyım kendim bir süre mantık yürüteyim o konuyla ilgili araştırmalar yapayım benim için bireysel yapacağım öğrenme araştırma daha etkilidir ara ara öğretmenden rehberlik alabilirim öğrenirken nasıl ve neden sorusunu soruyorsa o kişi buradadır. Bak bu ikisini yakaladığın an soruda seçenek elemeye başlarsın. Çünkü birazdan mantığını anlatacağım. Kişi ya buradadır ya buradadır. Buradaysa alttakileri eliyorsun. Buradaysa üsttekileri eliyorsun. İki adımla git. Önce bunu belirle. Bunu belirledin mi? Bunu belirledikten sonra de ki bu insanların bilgi alma biçimi. Bir de insanların sevgili arkadaşlarım unutmayın Bilgiyi uygulama biçimleri vardır. Bazı insanlar iyi bilgiyi uygularken denir ki aktif yaşantıyı kullanır, onunla bilgiyi uygular. Bazı insanlar bilgiyi yansıtıcı gözlem ile uygular. Peki bunlar nelerdir? Bak bu ikisi de ikinci adımda düşüneceğin önce burayı mı yakaladın? Sonra bu adıma geçilir. Dördü aynı anda düşünülmez. Peki bunlar ne ifade eder? Bakın bilirsiniz ki aktif yaşantıyla öğrenen kişilerin özellikleri şunlardır. Bunlar der ki ben Aldığım bilgiyi kesinlikle ama kesinlikle bir an önce yapmalıyım. Bunlar çünkü yaparak yaşayarak öğrenir. Bir an önce uygulamak ister. Bunlar bir an önce uygulamak istediği için bunlar için denir ki bunlar girişken profillerdir. Bunlar mantık olarak cesaretli profillerdir. Bir an önce yap diyen profillerdir. Çünkü sonunu düşünen bunlara göre kahraman olamaz. Bunlar aldığı bilgiyi bir an önce uygulamak isteyen, cesaretli, girişken, yaparak yaşayarak öğrenmeyi seven, bir an önce bilgiyi yapmak isteyen hatta yaz heyecanlı profillerdir. Yap bir an önce yapmak uygulamak ister. Bunun tam zıttı yansıtıcı gözlem ile bilgiyi uygulayanlardır. Sevgili arkadaşlar, bunlar öğrenme sürecinde sakin davranan, aldıkları bilgiyi bir an önce uygulamayan, sabırlı olan, aldıkları bilgiyle ilgili tedbirli yani garantici davranan o bilgiyle ilgili gözlemler yaptıktan sonra o gözleme göre bilgiyi öyle transfer eden olaylara objektif gözle bakan profillerdir. Dikkat edersen diğerinin tamamen zıttı. Bu bir an önce yapayım cesaret ve heyecanlı yaparak yaşayarak öğreniyor. Bu sabırlı, sakin, temkinli, tedbirli, önce gözlemliyor gözlemlediğini transfer etmek istiyor olaylara objektif yaklaşıyor ve unutma bu yansıtıcı gözlemi kullanan kişiler olayı öğrendikten sonra nasıl uygulamalıyım neden uygulamalıyım sorusunu sorar bak ikisinin farkı belli bu öğrenirken nasıl ve nedeni der bu öğrendikten sonra nasıl ve neden sorusunu sorar. Bak buna eğer dörtlü bakarsan sınavda kafan karışıyor. Orada mıydı, orada mıydı, orada mıydı birbirine benzediği yerler var. Ya lütfen böyle bak. Önce şu açıdan bak. Burada mı, burada mı? Bunu yakaladığın an diğerinde eleme yaparsın. Sonra şuna bak. Burada mı? Burada mı? Sana anlatılan kişinin özelliklerini zaten belirtecek. Zaten biz burada bilirsin. Kesiştiririz. Mesela deriz ki hepiniz az çok duymuşsunuzdur. Bir kişi bilgiyi somut yaşantı ile alıp gidip de aktif yaşantıyla uyguluyorsa o kişinin bilgiyi öğrenme stili olarak yerleştiren deriz. Bir kişi bilgiyi soyut kavramsallaştırmayla alıp aktif yaşantıyla uyguluyorsa ona ayrıştıran deriz. Bir kişi bilgiyi somut yaşantıyla alıp yansıtıcı gözlem ile uyguluyorsa ona değiştiren deriz. Bir kişi bilgiyi soyut kavramsallaştırmayla alıp yansıtıcı gözlem ile uyguluyorsa ona özümseyen deriz. Aslında bunların ortak özelliklerinden kaynaklı öğrenme stilleridir. Hatta çoğunuz bunları şöyle kodlarsınız işte. Ayran döner, döner ayran, ay ödüm koptu, yok atama bilmem ne ve benzeri bir sürü hikayeniz var kodlamak için. Aklına bir şekilde kodla da o önemli değil. Önemli olan şu soruya bakarken dördünü aynı anda düşünme. Önce sana anlatılan kişi Bilgiyi nasıl alıyor? Onu belirle, onu sorunun yanına yaz. Sonra bilgiyi nasıl uyguluyor ona bakabilirsin eğer onu soruyorsa. E hocam uygulayalım. Mantık bu kadar basitse. Gel, bana bir soru anlatmış. Demiş ki Nilgün derslerde işlenen konuları tam anlamlandıramadığını şikayet eder. Bu durumla ilgili baş etmek için farklı yollar araştırmaya başlayan Nilgün. Kim araştırıyor? Öğrenmesiyle ilgili nasıl öğrenirim? Neden öğrenirim? sorusuna cevap adayan bir çocuktan bahsediyoruz. İşlenen konuların neyini yapacakmış? Mantıksal analizini yapar. Yaparsa daha iyi öğrendiğini fark eder diyor. E arkadaşım, bana anlatılan bu çocuk dikkat edersen öğrenemediğinin farkında nasıl daha iyi öğreneceğinin farkında ve bunu kendi gidip bireysel araştırıyor. Bireysel araştırdığı gibi o olay üzerine ne yürütürse öğreneceğini öğreniyor. Mantık. Ve bu çocuk dikkat edersen nasıl öğrenirim sorusuna cevap arıyor. O zaman ben derim ki ben seçeneklere baktığımda zaten analitik bir düşünme becerisidir. Bunu zaten direkt elerim. Yaratıcı bir düşünme becerisidir bunu direkt elerim cevap bunlar arasında gider somut yaşantıyı işaretleyebilmem için Dokunarak öğrenen, hissederek öğrenen, grupla öğrenen, etkinlikle öğrenen, materyalle öğrenen birinden bahsetmesi lazım. Öyle biri yok. Yansıtıcı gözlemi işaretleyebilmem için öğrendikten sonra nasıl ve neden sorularını soran, öğrenirken gözlem yapan, gözlem yaptıklarını transfer etmeye meyilli, izlemeyi seven bir kişiden bahsetmesi gerekiyor. Yukarıda anlatılan kişi ne bu ne bu. O kişi dikkat edersen Kendisi bireysel öğrenmeyi seven, öğrenirken mantık yürütmeyi seven ve öğrenirken nasıl daha iyi öğrenirim sorusuna cevap arayan bir kişi. Cevap bariz ne çıkacaktır? Soyut kavramsallaştırma. O yüzden senden ricam hikayede dördünü düşünme. Olaya bakarken burada mı, burada mı? Bu kişi önce bilgiyi nasıl alıyor buna bak. Sonra burada mı burada mı? Bu kişi bilgiyi nasıl uyguluyor ona bak. Zaten sonra bunları kesiştirdiğinde mantık olarak sevgili arkadaşım sen bu olayı çözmüş olursun. Böylelikle söz verdiğim kolbün mantığını anlatarak başlamış oldum. Çünkü kodden neredeyse her yıl soru geliyor. Ösemen'in çok sevdiği bir konu. İyi bak derim, iyi bak derim. Şimdi bu kolbü çözdüğümüze göre... Koddan sonra bizim göreceğimiz bir başka soru şöyle devam edelim. Şimdi bana uzun uzadıya bir soru verilmiş. Ben tabii ki bu uzun uzadıya soruyu çözmeden önce size seçeneklerde geçen ifadeleri bir anlatayım. Malum bizim derdimiz neydi? Soru üzerinden öğrenme metoduysa bunların ayrımını, mantığını birlikte arkadaşlar bir öğrenmiş olalım. Öncelikle seçenekleri inceleyerek bir başlayalım. Bu modeller, kuramlar bize ne diyordu? Önce basamaklı öğretimle başlarsak. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki basamaklı öğretim Nanney isimli bir kuramcıya aittir. Mantığı nedir? Basamaklı öğretim şu iddia ile ortaya çıkmıştır. Yapılandırmacı bir mode modeldir. Aktif öğrenmeyi temel alır ve en büyük iddiası nedir? Her yerde duyduğum bir şeydir. Her öğrenci biricik ve tektir. Çünkü bu modele göre bireysel farklılıklar çok önemlidir. Bir öğretmenin öğrenme sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli faktörlerden biri budur. Çünkü basamaklı öğretim tekrar söylüyorum. Yapılandırmacı öğrenmeyi temel alır, aktif öğrenmeyi temel alır. Bu modele göre her öğrenci biricik ve tektir. Öğretmenin de dikkat etmesi gereken en önemli özelliklerden biri bireysel farklılıklardır. Naney bu modeli ortaya atarken aslında hepiniz tüm hocalardan ve yayınlardan duyuyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, bilişsel hedef alanlarından Bloom'un taksonomisini temel almıştır. Çünkü Nanney'in bu modelinin mantığında şu vardır. Öğrenciler, öğrenciler öğretmenin yapmış olduğu bireysel farklılıklara uygun etkinliklerle Bloom'un taksonomisine göre adım 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 ilerlemelidir. Mantığı bunun üzerine kurulu bir modeldir. Hatırlarsan birazdan da çizeceğim. Bu modelde meşhur bir üçgen vardır. Aslında o üçgene göre sen bunu 3 adımlı bir model olarak düşünürsün. Ama akademik kaynaklarda da belirtilir. Bu model normalde 5 adımlı bir modeldir. Arkadaşlar öncelikle öncelikle birinci adım sürecin anlatıldığı tanıtım aşamasıdır. Tanıtım aşamasında öğretmen süreci, hazırlanan etkinlikleri ve materyalleri anlatır ve ifade eder. Bu aslında tanıtım aşamasıdır. Bu aşamada dediğim gibi süreç, hazırlanan etkinlikler, nasıl ilerleneceği, materyaller öğretmenin rehberliğinde çocuklara ifade edilir. Çocuklar burada malum her öğrenci biricik ve teklik dedik ya aslında kendilerine en uygun, kendilerine uygun olacak etkinlik ve materyali seçip şu adıma geçer. Bu adım maalesef ki ikinci adım diye değil. Sen bunu çoğunlukla malum CBA olarak duyuyorsun. Sevgili arkadaşım bu bizim karşımıza C basamağı olarak çıkar. C basamağı öğrencinin aslında öğretilmesi gereken o durumlarla ilgili temel bilgileri edindiği aşamadır. Bu Bloom'un taksonomisine göre hepiniz duyarsınız. Bilme ve kavrama basamağındaki etkin basamaktaki hedeflerin kazanıldığı durumdur. Çocuk burada kendine uygun bir etkinlik ve materyali seçer. C basamağına geçer. Unutma, C basamağı öğrencinin temel bilgileri edindiği aşamadır. Burada çocuk yapılan etkinlik ve materyalle kendisi bilme ve kavrama basamağındaki bilgileri kendisi edinmiş olur. Burada edindiğini ispatlamak zorundadır. Çocuk C basamağının hemen sonunda burada bir ölçme değerlendirmeye tabi tutulur. Eğer yeterli görülürse geçeceği basamak Üçüncü basamak dediğimiz sevgili arkadaşlar B basamağıdır. B basamağı Bloom'un taksonomisine göre uygulamaya karşılık gelir. Aslında çocuğun öğrendiği o temel bilgileri farklı durumlara transfer ettiği basamaktır. Bu Bloom'un taksonomisinde uygulamaya karşılık gelir. Çocuk burada yine kendine uygun bir bak tekrar söylüyorum. Materyalin seçimini yapar, bu adımla ilgili o materyalle uğraşır. O materyalle uğraşırken aslında burada edindiği temel bilgileri yeni durumlarda kullanmış olur. Burada da yine Çocuğun karşısına sevgili arkadaşlarım bir ölçme değerlendirme süreci çıkar. Yeterli görülürse bu sefer bu çocuk dördüncü basamak dediğimiz nereye geçiş yapar? Tabii ki A basamağına geçiş yapar. Sevgili arkadaşlar hepiniz bilirsiniz. A basamağı aslında buradaki öğrencilerin verilen etkinlik yani kendi seçmiş olduğu etkinliğe göre analiz yaptığı, sentez yaptığı, değerlendirme yaptığı aşamadır. Analiz analiz, sentez ve değerlendirme bu aşamaya karşılık gelir. Çocuk yine burada gider öğretmenin yaptırdığı etkinlikler arasından en uygununu seçer. Onunla analiz, sentez ve değerlendirme yapar. Tabii ki ÖSYM bunları size anlatırken birazdan ifade edeceğim. Analiz sentez değerlendirme demez ama son basamağı vereyim orayı öyle Son basamak ise süreç ve sonucun öğretmen ve öğrenci tarafından değerlendirildiği adı üstünde değerlendirme basamağıdır. Yani şunu unutmayın isterim. Basamaklı öğretim Nanney tarafından ortaya atılan temel iddiası her öğrenci biricik ve tektir olan bireysel farklılıklara göre öğretmenin hazırlamış olduğu etkinliklerden kendine uygun olanı seçen öğrencinin Bloom'un taksonomisine göre ilerlediği bir teoriden bahsederiz. Burada etkinlikle çalışabilir, özel bir materyalle çalışabilir. Bazen ÖSYM soruda bunu ifade ederken öğretmenin vermiş olduğu görevler arasından kendine en uygun olanı seçen öğrenci der. Dikkat et çocuklar burada tanıtım aşamasından sonra her aşamada kendine uygun bir görev ve materyali seçip Bloom'un taksonomisine göre ilerlemeye çalışıyor. Soruda sana bunu bilme kavrama uygulama analiz sen sentez değerlendirme diye anlatmaz. Nasıl verebilir? Mesela kendine uygun etkinliği seçen öğrenci ilk başta temel bilgileri edinmiş. Daha sonra seçmiş olduğu bir etkinlikle onu farklı durumlarda kullanmış. Daha sonra ise bak analiz sentez ve değerlendirme ise soruda ÖSYM e şöyle verebilir. Öğretici orada analitik düşünmeyi, öğrenci orada yaratıcı düşünmeyi, öğrenci orada eleştirel düşünmeyi öğrenmiştir der. Analitik düşünme Bloom'un taksonomisine göre analiz basamağında, sentez, yaratıcı düşünme, değerlendirme zaten eleştirel düşünmeye karşılık gelir. O yüzden soruda verirken sana Bloom'un basamaklarını tek tek anlatmak yerine önce temel bilgileri edinen öğrenci sonra seçtiği görev ve etkinlikle öğrendiklerini yeni durumlara transfer etmiş ardından ise aldığı etkinlik sayesinde analitik düşünmeyi, yaratıcı düşünmeyi, eleştirel düşünmeyi geliştirmiştir der. Bunlar da senin soru anahtarındır. Sana anlatılan bir hikayede bireysel farklılıklara göre çocukların kendine uygun bir görev, etkinlik ya da materyalle şu adımları yaptığı anlatılıyorsa hiç düşünme o basamaklı öğretimdir. Basamaklı öğretim denmesinin sebebi bir basamağı tamamlamadan çocuğun diğerine geçememesidir. En azından bunu bil. Basamaklı öğretimin hemen yukarısında dikkat et beyin temelli öğrenme var. Arkadaşlar beyin temelli öğrenme KPSS tarihinde çoğunlukla seçeneklerde göreceğin modellerden biridir. Biz beyin temelli öğrenmeye diğer adıyla sevgili arkadaşlar nörofizyolojik yaklaşım deriz. Nörofizyolojik yaklaşım deriz. Neden dersen bunu ortaya atan kişiler demiştir ki öğrenme sürecinde bir öğretmenin aslında görevi görevi Temelde beynin beynin görevlerini iyi bilmesi aynı zamanda beynin görevlerini bilen öğretmenin çocukların fizyolojik ihtiyaçlarını giderecek ortamlar sağlamasıdır. Eğer bir öğretmen bu modeli ortaya atanlara göre beynin görevlerini bilir, öğrenme sürecini ona göre planlar, aynı zamanda çocukların sevgi, güç ve benzeri fizyolojik ihtiyaçlarını sağlıklı karşılarsa herkesin zaten her şeyi rahatlıkla öğrenebileceğini iddia eden bir modeldir. Buna zaten nörofizyolojik yaklaşım denmesinin sebebi şudur. Beyin temelli öğrenmeye. Çünkü bunlar öğrenme sürecini açıklarken beyin sistemi üzerinden açıklar. Hatta çoğunlukla nöronlar üzerinden açıklar. Öğrenme gerçekleştiğinde iki tane nöronun bir araya gelip sinapsis bağı oluşturduğunu, öğretmenin bu süreçleri bilmesi gerektiğini, buna göre eğitim sürecini planlaması gerektiğini, bunu bilen öğretmenin aynı zamanda çocukların fizyolojik o sevgi, güç ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini ifade eder. Zaten bu ikisini bilen ve karşılayan bir öğretmenin sürecinde her öğrencinin öğreneceğini iddia eden bir modeldir. Beyin temelli öğrenmede belli başlı ilkeler vardır. Sınavda iş çıkmadı ama şu ilkeleri oku ve bil isterim. Sınavda anahtarın olacak. Mesela okuduğun bir hikayede sana biri biri anlatılan bir kişi anlam arayışı doğuştandır derse bu beyin temelli öğrenmecilerin temel iddialarından biridir. Bunlar der ki Anlam arayışı doğuştandır. Bir birey dünyaya geldiğinde dünyayı anlamlandırmaya çalışır. Bu da öğrenme sürecinde yönlendirilmesi gereken bir durumdur der. İkincisi anlam arayışı doğuştandır diyen bu kuramcılar aynı zamanda der ki der ki arkadaşlar beynin beynin aynı anda birden fazla işlemi yapma yetisi vardır. Yani biz deriz ya ben bir şey yaparken diğerini yapamam deriz çoğunlukla. Bunların iddiasına göre beyin aynı anda birden fazla işleme odaklanabilir. Yani bütünü parçayı birlikte görebilir. Temel iddiaları bunlardır. Sen de soru okuduğunda anlam arayışı doğuştandır diyen işte aynı zamanda beynin bütünü ve parçayı birlikte gördüğünü, beynin aynı anda birden fazla işlemi yapabildiğini anlatan birini görürsen o beyin temelli öğrenmedir. Kuantum öğrenmeyle karıştırılmaz çünkü kuantum öğrenmeciler beyni geliştirmeyi ifade eder. Beyne özel eğitimler vermeyi ifade eder. Bunların böyle bir iddiası yoktur. Bunların iddiası öğrenme sürecinde beynin görevlerini bilmek, öğrenme sürecini ona göre aslında planlamaktır. Bunların iddiası bunun üzerine kuruludur. Kuantumcular ise süper kampları önerirdi hatırlarsan. NLP eğitimleri ver, hızlı okuma eğitimleri ver, hafıza teknikleri eğitimleri ver, okuduğunu anlama eğitimleri ver, not tutma taktikleri eğitimleri ver. Çünkü onların iddiası ne? Baktığınızda kendini gerçekleştiren bireyler, metabilişsel düşünmesi gelişmiş olan bireyler. Onlar beyni eğitmeye, beynin iki lobunu kullanan bireyler yetiştirmeye inanıyor. İkisinde beyin diye bir şey geçiyor ama iddialarının uzaktan yakından alakası yok. En azından bunu söyleyeyim. Şu 5E modeli, yanına bol yıldız koymanı istediğim bir model. ÖSYM'nin çok sevdiği modellerden biri. Her yıl neredeyse çok fazla arkadaşlar soru gelir. Hepiniz bilirsiniz 5E modeli yapılandırmacı öğrenmenin aslında uygulama biçimidir. Yani pratiğidir. Peki 5E modeli nedir? Bilirsiniz ki bu 5E modeli İngilizce'deki 5 tane durumun baş harflerinden kaynaklı E diye adlandırılan bir model. 5E modelinin aşamalarını bilirsiniz. Birinci aşama girme giriş aşamasıdır. İkinci aşama Keşfetme aşamasıdır. Üçüncü aşama hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. Açıklama aşamasıdır. Dördüncü aşama sevgili arkadaşlar bilirsiniz. Derinleştirme aşamasıdır. Beşinci aşama ise bilirsiniz ki arkadaşlar değerlendirmedir. 5e modeline iyi hakim olun. Aşamalarında iyi bilin. Kısaca onu da bir özetlemek isterim. Bak 5e modeli bil ki girme aşaması. Çocuğun şemalarıyla oynadığın, çocuğa sorular ve baktığında etkinlikler yaptırdığın, Piaget'in o denge halindeki çocukta dengesizliği yarattığın aşama girme aşamasıdır. Öğretmen burada sorduğu sorularla, verdiği örneklerle, yaptırdığı etkinlikle çocuğun şemalarıyla oynar. Bu aslında bir nevi orada dengesizliği yarattığın aşamadır. İkinci aşamada dengesizliği gidermek isteyen çocuk, keşfetmeye geçer. Unutma, keşfetme öğrencinin en aktif olduğu aşamadır. Öğrenci ilk başta yaşadığı dengesizliği gidermek için burada araştırma yapar, inceleme yapar, gözlemler yapar, görüşmeler yapar. Çocuk burada aslında o dengeyi sağlayabilmek için aktif hale getirilmiştir öğretmenin rehberliğinde. Bu aşamadan sonra çocuk gelir öğretmene, topladıklarını onunla paylaşır. Açıklama aşamasıdır. Açıklama Öğretmenin aktif olduğu aşamadır. Çocuğa öğretmen burada rehberlik yaparken dönüt ve düzeltme verir. Aslında çocuğun bir nevi pisliklerden arınmasını sağlar topladıklarından. Sonra o çocuğun o pisliklerden arındıktan sonra kendi edindiği o dengeyi yeni durumlara transfer etmesi gerekir. O derinleştirmedir. Derinleştirme kişinin öğrendiklerini farklı durumlarda kullandığı aşamadır. En son ise süreç ve sonuç öğretmenle öğrenci tarafından birlikte değerlendirilir. Bakın bu aşamaları ÖSYM tek tek size anlatır. Eğer okuduğum bir hikayede bir öğretmen bir olayda önce sorduğu soru örnek problem ya da etkinlikle Çocukların çocukların kafasında soru işaretleri oluşturuyorsa daha sonra çocukların bununla ilgili araştırma inceleme yapmalarına rehberlik yapıyor ve çocukları aktif kılıyorsa daha sonra çocuklar topladıklarını gelip öğretmenle paylaşıyor ondan dönük düzeltme alıyor daha sonra çocuklar öğrendiklerini yeni durumlara transfer ediyor ve süreç ve sonuç öğretmenle birlikte değerlendiriliyorsa o bilgi 5e modelidir. 5e modelini iyi bil sorularda 3e'yi duyarsın 5e'yi duyarsın. 7E'yi duyarsın. Bizim öğretim programlarımız 5E üzerine kurulu olduğu için bizim karşımıza sorularda 5E modeli çıkar. Fakat seçeneklerde görebileceğin öğrenme halkası diye bir şey var. Şimdi notuna yaz. Burada vakit kaybetmemek için anlatmayacağım. İlerleyen soru çözümlerinde anlatmış olurum. 3E modeli öğrenme halkası olarak senin karşına çıkar. Seçenekler ÖSYM kullandı. En azından ona da bak derim. En azından gördüğünde şaşırma. Geldim Bursa'ya senaryo temelli öğrenme. Hocam nedir? Senaryo temelli öğrenme ile ilgili neler söyleyebiliriz? Arkadaşlarım senaryolu temelli öğrenme yeni öğrenme modellerinden biridir. Ara ara duyabilirsin bugüne kadar hiç soru gelmedi. Biz buna senaryo tabanlı öğrenme modeli de deriz. Bu modele göre aslında öğretmen ve öğrenciler öğrenme sürecindeki hedef davranışları direkt öğretmenden öğrenmek yerine önce onu öğretmen ve öğrenci senaryolaştırır. Orada nasıl öğrenileceğini, neler yapılacağını, rolleri birlikte bir konuyu senaryolaştırırlar. Daha sonra senaryolaştırdıkları o durumu oradaki görevli çocukların oynadığı bir modeldir. Bu model aslında dediğim gibi hedef ve davranışların bir senaryo dahilinde oluşturulması ve öğrencilerin kendilerinin o senaryodaki kişilerin yerine koyarak onların yaptığı o problemi çözerken yaptıklarını gerçekleştirdiği bir aslında rol oynamaya benzer bir olaydır. İçerisinde işbirlikli öğrenmeyi içerir. Çünkü senaryoyu birlikte hazırlıyorlar. Ekip çalışması var. Bir tane konuyu senaryolaştırdılar. Hedef davranışlara göre senaryolaştırdılar. Bu senaryoyu da birlikte hazırladılar öğretmenin rehberliğinde. Sonra o senaryoyu arkadaşlarının önünde canlandırdılar. Aslında bu sayede hem kendileri o hedefler edinmiş oldu hem de arkadaşlarına edindirmiş oldular. Öğrenmeyi eğlence haline getiren, eğlenceli hale getiren modellerden biri olarak kabul edilir. Öğrenme sürecinin öğretmen ve öğrenci tarafından senaryolaştırılıp hedef davranışlara uygun şekilde canlandırılarak öğrenmeye dayalı bir modeldir. Türkçe öğretiminde kullanılır. Sosyal bilimlerde kullanılır. Fen öğretiminde hatta matematik öğretiminde kavram yanılgısı gidermede de kullanılır. Gördüğünüzde şaşırmayın en azından böyle bir bilginiz olsun. Geldim proje tabanlı öğrenmeye. Peki hocam proje tabanlı öğrenme ne? Arkadaşlarım proje tabanlı öğrenme aslında araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde kullanılan modellerden biridir. Son deveyin isminin sıkça geçtiği modellerden biridir. Hatta aklına ve notuna yaz, proje tabanlı öğrenme aynı zamanda bir sınıf dışı öğretim tekniğidir. Yani bu bir öğrenme modeli olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda sakın unutmayın bir sınıf dışı öğretim tekniği olarak da kullanılır. Bilirsin ki proje tabanlı öğrenmede Öğretmen sınıfa toplumun tamamını ilgilendiren, yaşama yakın, birden fazla çözümü olan bir problem durumunu ya kendi getirir ya da öğrenciyle birlikte belirler. Ama unutma, o problem durumu toplumun tamamını ilgilendiren, toplumun tamamını ilgilendiren, yaşama yakın beceriler içeren hedef davranışlarla ilgili ama en önemlisi birden fazla çözümü olan bir problem olmalıdır. Öğretmen bunu kendi getirdiği gibi öğrencilerle birlikte de belirleyebilir. Bu problem durumunun bu özellikleri önemlidir. Aynı zamanda öğretmen bunu yaptıktan sonra biliyorsun ki öğrenci gider hem sınıf içi hem de sınıf dışı çalışmalar yapar. Bunu yaparken anahtar kelimelerinden biri geliyor. Çocuk Oradaki problemi mecburen bilimsel düşünme yollarını kullanarak aynı zamanda bağımsız düşünme yollarını kullanarak çözmek zorunda. Bilimsellik esas burada da. Fakat en önemli anahtarı ne? Sen sıkça hocalardan ve yayınlardan duyuyorsun. Projede çocuk o problemi sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalar yaparak bilimsel düşünmeyi ve bağımsız düşünmeyi kullanarak ama en önemli anahtarı geliyor. Bir, disiplinler arası çalışma yaparak. Dersler arasında bağlantı kuracak. Dersler arasında o korelasyonel yaklaşım dediğimiz disiplinler arası yaklaşıma göre birden fazla derste edindiği bilgiye göre yeni orijinal bir çözüm bulacak. Disiplinler arası yaklaşım burada önemli. Bir de onu gidecek somut bir ürüne çevirip arkadaşlarına sunmak zorunda ki o somut ürün mantık olarak bir sunum olabilir, bir afiş olabilir, bir poster olabilir. Onun hakkında bir makale ve tez de yazmış olabilir. Somut ürün deyince hep şunu anlıyorsunuz arkadaşlar. işte elle tutulur, gözle görülür somut bir şey değil. Somut ürün demek aslında çözümü paylaşılabilir hale getirmek demektir. Bu bir sunuma çevirmek olabilir. Bu bir afiş, poster olarak sunacak hale getirmek olabilir. Tez ve makale yazacak hale getirmek olabilir. Çocuk bunu sunar. ÖSYM sunum yerine çoğunlukla arkadaşlarıyla paylaşır der. Bunu da gördüğünde şaşırma. Yani proje Toplumu ilgilendiren bir konunun çocukların bilimsel yolları bağımsız düşünmeyi kullandığı en önemlisi disiplinler arası çalışmalar yaparak çözüm önerilir ürettiği metotlardan biridir. Çocuk ürettiği çözümü çöz somut bir ürüne çevirip arkadaşlarıyla paylaşmalıdır yani sunmalıdır denir. Ama şunu da eklemek isterim. Lütfen yaz. Proje dedim ya, sınıf dışı öğrenme teknikleri olarak da karşına çıkabilir. Proje için şunu da yazmanı isterim. Proje yeni bir şeyin öğrenilmesi için değil. Öğrenilen bir şeyin daha da derinleştirilmesi, yani farklı durumlara transfer edilmesi için kullanılır. Bak bu sana büyük bir anahtardır. Öğrenci zaten onunla ilgili öznel bilgisini oluşturmuştur. Öğretmenin projedeki amacı aslında öğrenilenleri daha da derinleştirmek ve öğrenilenlerin farklı durumlarda kullanılmasını yani transferini sağlamaktır. Projede temel amaçlardan biri budur. Gördüğünde lütfen bunu da şaşırma. Bu soruda da sevgili arkadaşım bunları tek 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 öğrenmiş olduk. Geldik bir diğer soruya. Bir diğer soruya. Şimdi bana verilen bu soruya baktığımda yine seçeneklerde aslında Anlattığım çoğu şey var. Tekrar tekrar anlatmayacağım. Çünkü basamaklı öğretimi az önce anlattım. Nanneyin ne dediğini öğrendik. Proje tabanlı proje temelli öğrenmenin ince nüanslarını öğrendik. Pro, e, beyin temelli öğrenmenin nörofizyolojik yaklaşım olduğunu öğrendik. Sadece burada şunu bil. Programlı öğretim dediğimiz bir model var. Hatırlarsan Skinner'e ait bir modeldir. Programlı öğretim. Peki ben programlı öğretimde sevgili arkadaşım neyi bilmeliyim? Bakın, programlı öğretim çocukların, çocukların bireysel öğrenmelerine dayalı, aynı zamanda bireysel öğretim tekniği olarak da kullanılabilecek modellerden biridir. Bu süreçte öğretmen programlı öğretimi kullanıyorsa, çocukların bireysel öğrenebilecekleri özel materyaller hazırlayan kişidir. O materyal mesela baktığında bir etkinlik olabilir. Bilgisayar yazılımı üzerinden bir şey olabilir. Kitapçık olabilir. Eski zamanda CD olabilir. Öğretmen bireysel öğrenmeyi sağlayacak şekilde özel materyalleri hazırlayan kişidir. Çocuklar burada o özel materyallerle aslında duyarsın. Kebap ilkelerine göre çalışan ve öğrenen kişidir. Yani öğretmen öyle bir özel materyal hazırlamıştır ki en önemli ilkesi hatırlarsan küçük adımlar ilkesidir. Yani öğretmen bilgi birimini en küçük parçalarına böler. Çocuk bir bilgi birimini öğrenmeden diğerine, birini öğrenmeden diğerine geçemez. Zaten sorudaki en büyük anahtarındır. Eğer okuduğun bir hikayede bir ünite kendi içerisinde küçük bilgi birimlerine bölündüyse, çocukların da bir bilgi birimini öğrenemeden diğerine geçemediğini, adım adım ilerlediğini görürsen ki en meşhur ilkesidir, küçük adımlar ilkesi, o programlı öğretime vurgu yapıyordur. Aynı zamanda bu özel materyalde küçük adımlara göre ilerleyen çocuğun etkin katılımını sağlamak önemlidir. Çocuk bu süreçte bireysel hızına göre gider. Yani hızlı olan yavaşı beklemez ki tam öğrenmede en büyük eleştirilen noktadır. Herkes kendi hızına göre çalışır. O materyal öyledir ki çocuğa anında dönüp ve düzeltme sağlanması önemlidir. Ve çocuk orada başarıyı tatmalıdır. Yani pekiştireç alabilmelidir. Kebap ilkelerine göre özel bir materyalle çocuklar bireysel öğrenme sürecinde gider. Adım adım bir adımı öğrenemeden diğerine geçemeden etkili bir öğrenme sağlar. Hatta burada arkadaşlar bu model Skinner tarafından aslında Edimsel koşullanmanın kademeli yaklaşma ilkeleri temel alınarak oluşturduğu ifade edilir. Temel iddiası da şudur: Biz bilgi birimlerini küçük parçalara bölersek aslında o süreçte hatayı en aza indirgemiş oluruz. Temel iddiası budur. Ama eleştiriler yok mudur? Vardır. Mesela şunu bilin isterim. Tam öğrenmeye karşı çıkılan bu model, malum tam öğrenmede hızlı öğrenen yavaşı beklemek zorundaydı. Burada bireysel öğreniyor. Küçük adımlara göre adım adım birini öğrenmeden diğerine çocuk geçemiyor dedik. Kademeli yaklaşım edimsel koşullanmanın kademeli yaklaşım ilkesini temel almış. Hatayı da en aza indirme iddiası var. Bak eleştiriler var. Mesela yazın tam öğrenme tüm hedef davranışları öğrenmede etkilidir. Adı üstüne Bulum tarafından ortaya atılmıştır. Bulum taksonomisindeki bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirmeyi öğretir. Ama programlı öğretim lütfen yaz. Alt düzey hedeflerde etkilidir. Üst düzey hedeflerde etkili olmadığı iddia edilir. Yani analiz, sentez, değerlendirme, özellikle sentez burada neredeyse imkansızdır denir. O yüzden alt düzey hedefleri et, e, uygulamada etkilidir. Tam öğrenme hepsini yapıyor. Aynı zamanda yaz lütfen. Tam öğrenme tüm derslere uyarlanabilir kabul edilir. Tüm derslere, tüm konulara uygundur. Ama programlı öğretimin maalesef tüm derslerde, tüm konularda etkili olamadığı durumlar olduğu söylenir. Mesela bir dezavantajı budur. E bilirsin. Tam öğrenmede grup halinde öğreniyorlar. Sosyal paylaşım var. Fakat burada rekabet var. Sosyallik yok. Çocuk bireysel hızında gidiyor. Bu tarz eleştiriler var. Programlı öğretime en azından bil. Geldim harmanlaşmış öğrenmeye. Bak geçen haftaki soru çözümümde anlatmıştım. Ters yüz öğrenme ikidir soru yok. Harmanlaşmış hibrit ya da karma öğrenmeyi de öğret ÖSYM ikidir soruyor. Bunu bil önemli harmanlaşmış öğrenme. Aslında Harmanlaşmış öğrenme, geleneksel eğitimin en büyük olayı olan yüz yüze öğrenme süreci ile aynı zamanda çağımızın en etkili süreci olan çevrim içi öğrenmeyi kesiştiren bir öğrenme modeli. Çünkü bu öğrenme modeline göre bak bunları yaz. Çocuğun okulda geçirdiği zamanın azaltılması gerekir. Bunun içinde bunun da temel iddiası da şu. Biz gidelim der. Yüz yüze etkileşimin en etkili olduğu yerleri alalım. Aynı zamanda buna yeni çağın olayı olan e, teknolojiyi kullandığımız çevrim içi öğrenmenin de en etkili olduğu yerleri ekleyelim ve bunu harmanlayalım. Zaten buna harmanlaştırılmış öğretim denmesinin temel sebebi arkadaşlar mantık olarak Yüz yüze etkileşimle teknoloji birbirine harmanlaması, çocuğun okulda geçirdiği süreyi azaltıp yüz yüze etkileşimin en etkili olduğu zamanları kullanması, geri kalan zamanda da öğrenme sürecini aslında teknolojiyle kapatmasıdır. Teknolojiyle geleneksel eğitimin harmanlandığı olaya biz harmanlaştırılmış hibrit ya da karma öğrenme deriz. Zaten soruyu okursanız soru ne diyor? Bir öğretmen Dersi için oluşturduğu sosyal medya sayfasında göçler ve nedenleri konusunu yazılmış güncel bir metni paylaşır. Derste de iç ve dış göçleri nedenleriyle anlatır. Konuyu soru ve cevapla tekrar eder. Bak öğretmen burada yüz yüze dersi yapıyor mu? Yapıyor. Dersin bitiminde internette bulabileceğimiz bilimsel makalelerin içeriklerini ve çevrenizdeki yapılaşmayı göz önünde tutarak İç göçlerin kentleşme üzerindeki etkilerini açıklayınız diyerek bir araştırma ödevi verir. Nerede? İnternette. Öğrencilerden ödevlerini e-posta aracılığıyla göndermelerini ister. Kendisi de öğrencilere ödevlerle ilgili görüşlerini e-postayla verir. E bu adam ne yaptı? Geleneksel yüz yüze etkileşimle online etkileşim ya da çevrim içi etkileşim ya da teknolojiyi harmanladı. Bu aslında harmanlaştırılmış öğretimdir. Yeni çağın modeli olarak adlandırılır. ÖSYM 2'dir soruyor. Lütfen buna sevgili arkadaşlar bakın derim. Çünkü karşınıza çıkma ihtimali olan modellerden biridir. Harmanlaştırılmış öğrenme. Bugün de elimizden geldiği kadar kavramlara, ayrımlarına, bakmaya çalıştık. Sadece son olarak bir şeyi verip bugünü öyle bitirmek istiyorum. O da o da sınavda kesinlikle soru gelme ihtimali olan işbirlikli öğrenme. Diğer adlarını bil. Kubaşık öğrenme, diğer adlarını bil. Kooperatif öğrenme. Bazen kooperatif öğrenme denir. Bazen kubaşık öğrenme denir. Bazen işbirlikli öğrenme denir. Şimdi bu soru aslında basit bir soru. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmenin bireysel sorumluluğu sağlamak amacıyla alabileceği önlemlerden biri değildir diyor. İşbirlikli öğrenme. Biliyorsun ki heterojen gruplarda öğrenmenin en etkili olduğunu iddia eden bir model. Öğretmenler mümkün olduğunca en heterojen grupları 2, 4, maksimum 6 kişi olacak şekilde oluşturmalı. Çocukların da bu heterojen gruplarda birlikte en iyi şekilde öğreneceğini iddia eden bir model. Peki böyle bir noktada bireysel sorumluluğu arttırmak isteyen öğretmen neleri yapmaz? Gruplardaki öğrenci sayısını küçük tutarsın. Böylelikle işbirlikte öğrenme daha verimli olur. Grupta yer alan her öğrenciyi bireysel olarak değerlendirirsin. Biliyorsun ki işbirlikte öğrenmenin teknikleri var. Farklı zamanlarda onları tek tek anlatacağım. ayrılık birleşme var. Öğrenci takımları başarı bölümleri var. Hatırlarsam bunlarda çocuklar işbirliği içerisinde çalışırdı. Hatta olumlu bağlılık dediğimiz bir ilkesi vardı. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için derdi. Ortak ödül, ortak ceza için olduğunu bilir ve mantığı ona göre kurgular. Ceza dedim doğru olmadı ama başarı ve başarısızlığın herkese ait olduğunu bilirdi. Mesela bu buna ifade ediyor. Bireysel değerlendiriliyorlar ama başarılarında gruba da 3 katmış oluyorlardı. Grup çalışmalarını gözlemleyerek her bir grup üyesinin katılım ve katkı düzeyini belirleme yine gruba herkesin etkisini belirler. Gruptaki öğrencilerden öğrendikleriyle diğerlerinin paylaşmalarını isteme bu da yine önemli adı üstüne işbirlikli öğrenme ama hatırlayın hepiniz bilirsiniz. Biz işbirlikli öğrenmede gruba liderlik edecek bir öğrenci belirler miydik? Hayır. İşbirlikli öğrenmede unutma en etkili düzen oturma düzeni küme düzenidir. Çocukların birbirini görebilecekleri, yüz yüze etkileşimin olacağı bir ortamda çalışmaları gerekir. Bak, olumlu bağlılık önemli bir ilkedir. Yüz yüze etkileşim de önemli bir ilkedir. Çocuk orada diğerinin neler yaşadığını, neler hissettiğini görmeli, başarı ve başarısızlığı paylaşabilmeyi orada anlamalı. Çocuklar küme düzeninde oturmalı denir, tavsiye edilen budur. Ama işlerinde liderlik paylaşılmıştır. Liderlik yoktur. Grup içi rekabet yoktur. Sadece gruplar arası rekabet olabilir. Hatırlarsan Bunları e, lütfen lütfen incele ama ben çok uzatmadan şunu söyleyeceğim. İş birlikte öğrenmenin teknikleri ve ilkeleri var. Diğer soru çözümlerinde onlara özellikle değineceğim çünkü soru geliyor. Onları arkadaşlar sizler de bakın derim. Ben bugünü burada bitiriyorum. Pazartesi günü ölçme dersiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın Twitter'da 21'de eğitim üzerine güzel bir sohbetiniz var. Hepinizi beklerim. Bu şekilde yavaş yavaş devam edeceğim. Biliyorum program geliştirme videolarını bekliyorsunuz. Bu hafta yüklemeye başlıyorum. Youtube kanalına. E, duanızı eksik etmeyin. E, paylaşıp etiketleyip paylaşırsanız mutlu edersiniz. Ben bu şekilde sınava kadar elimden geldiğince size destek olmaya devam edeceğim. Allah'a emanetsiniz. Tekrar belirteyim. Moralinizi bozmadan motivasyonunuzu düşürmeden kendinizle yarıştığınızı unutmadan yolunuza bakın. Kimin ne yaptığı, nasıl çalıştığı, nereden kamp aldığı, nerede neye gittiğinin bir önemi yok. Kendinize bir şey kattığınız her gün ayrı bir değerdir. Hani daha önceki videolarda da söyledim. Başkasının bahçesinde ne olduğunun bir önemi yok. Kendi bahçenindeki çiçekleri, gülleri, sulaki verimli olsun. Lütfen yanlış yapmaktan, boş bırakmaktan korkmayın. Bol deneme çözmeyi unutmayın. Ancak sizi bunlar kurtaracak. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.